Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Yiğit Bey ile birlikteyiz. Kendisi 2011 Mazda 3 sahibi. Instagram'dan bana ulaştı ve şöyle dedi: abi Mazda 3'ün güncel, güzel bir testi yok. Test eder misin? Ben de dedim ki yani ben zaten bu işi çok zevkle yapıyorum. Yaparım, neden yapmayayım? İstanbul'da buluştuk. Bayramın bugün ikinci günü. Sizin de bayramınız kutlu olsun bu arada. Hatta geçmiş bayramınız kutlu olsun diyelim. Yiğit'i de tanıyalım biraz. Yiğit hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk abi, merhaba. Merhaba. Sen de bir Mazda 3 fanısın bildiğim kadarıyla. Tabii, biraz yolda evet. Tanışmış olduk biz. Aynen. Öncelikle 2011 Impressive benzinli 105 beygir 145 Nm torka sahip bir araç. Evet. Çok hızlı, çok güzel gözüküyor ama o kadar hızlı mı? Önce bunu sorayım evet, sana. Zaten en çok sorulan soru da o. Güzel gözüküyor ama hani gözüktüğü kadar da gidiyor mu? Aslında burada şunu diyebilirim. Hani düz yolda, yokuşta vesaire gidişiyle değil de sizi daha çok viraj dönüşüyle ya da sportif sürüş hissiyatıyla öne çıkıyor ve sizi daha çok öyle iyi hissettiriyor. Benim de aracımın en sevdiğim yönü bu zaten. Evet. Bir de çok ufak düzeltiyorum. Bu 2012 makyajlı olan versiyon. Çok özür dilerim. Aynen. 2012. Önemli değil. 2012. 2012'de makyajlandı çünkü bir araç. Bu makyajlı versiyon. Hatta belki bilmeyebilirsiniz. Skyactiv motorun ilk çıktığı araba bu. Öyle 2 mi? Litre bu Skyactiv. Aynen. Normalde şöyle. Bu Skyactiv değil. Türkiye olduğu için çıkmadı. İlk önce 2012'de 2 litre olarak çıkardılar. Fakat bu Türkiye'ye gelmedi vergi koşullarından dolayı. İlk bu araçta tanıtıldı dediğim gibi 2 litre Skyactiv motor. Onun haricinde makyajla beraber gelen ufak tefek değişiklikler var. Ön tamponda, arka tamponda. Şaseyde biraz daha güçlendirilme, rigidlendirme çalışması ses yapılmış. Ses yalıtımı da biraz daha iyi. Aynen. Ses yalıtımı biraz daha iyi. Bel sütunlarında ve arka traverste biraz daha fazla punto ile aracın rigidliği arttırılmış. Zaten bayağı rigid. Aynen. İçeride multimedyada ve üstteki ekranda ufak tefek güncellemeler var. Hani onun haricinde aracın normal 2011'den aslında bahsettiğiniz gibi bir farkı yok. Burada motor 105 beygir 145 Nm tork dediniz. Aslında ilk kağıt üzerinde biraz yavaş ve zayıf değerler gözüküyor. Ama burada Mazda'nın kullandığı biraz 1-2-3-4'ün vitesin kısa olması ve 5'in aslında biraz uzun olması nedeniyle araç 170-180'e kadar gayet stabil, iyi bir şekilde güzel hızlanıyor. Gidiyor. Aynen, iyi bir şekilde hızlanıyor. Seri bir şekilde hızlanıyor. 180'den sonra 5. vites olduğu için hani zaten tasvip edemiyoruz. Aynen. Yani aynen. Evet, zaten. Onun biraz daha tasarruf vitesi olarak tasarlamışlar diyebilirim. 6 vitesli bu arada değil 5 mi? 5 vites. 5 vites. Aynen, 5 vites. Tamam, 5 vites gayet aynen. Güzel. İstersen o zaman bir arabanın şöyle bir etrafında dolaşalım. Tabii, aynen. Neler yaptın, neler yapıldı? Onları bir anlatalım. Sonra da yola çıkalım. Yola çıkmadan önce bir şey söyleyeceğim. Tabii. Gerçekten araç, bütün Mazdalar, Türkiye'deki Mazdalar vergi sisteminden dolayı aslında böyle arkadaşlar. Çok hızlı gözüküyor araçlarımız ama o kadar hızlı değil. Böyle bir iddiamız yok. Fakat virajda sizi muhtemelen dikiz aynasından selamlayabiliriz. Ön tarafta nasıl bir değişiklik var? Yiğit sen biraz bahset bir önceki modelle. Bir önceki modelle ön tamponun tasarımı farklı. Bir önceki modelde şu gülen surata benzettiğimiz ifade biraz daha keskin. Bunda biraz daha yumuşatılmış bir halde. Ayrıca sis farlarında direkt bakınca anlaşılacağı üzere burada petek tasarımı var. Diğer modelde, eski modelinde ortasında bir çizgi şeklinde gidiyor ve biraz daha aslında sivri bir şekilde duruyor. Bu biraz daha yuvarlaklaştırılmış diyebilirim. Evet, petek form yine burada da devam ediyor. Aynen. Aracın rengi neydi bilmiyorum ama harika. Parlament mavisi mi? Katalog rengini ben bilmiyorum açıkçası. Aynen, onu ben de bilmiyorum ama simli lacivert diye geçiyor. O zaman Mazda 3 fanları zaten kesin yazacaktır. Evet, aynen. Şöyle jantlarına bakıyorum. Jantların çok güzel. Bunlar orijinal jant değil. Değil. Bunları ben sonradan taktım. Orijinal jantları da aslında elimde mevcut. Onları da uzun kilometreler kullandım. Hani bunları hem yazlık lastik almak ihtiyacı olduğu için hani sök çıkar kendim yapabilmek için hem de biraz daha aracı güzel göstermek için bir jant lastik kombinasyonu aldım. Lastikler yalnız Lassa bizi üzebilir mi? Ya şöyle aslında ben Lassa'ya biraz ön yargılıydım. Aracı aldığımda üzerinde Lassa'nın kışlık Snow Ice 4 modeli vardı ve çok memnun kaldım. Gerçekten tavsiye ederim kesinlikle. Ondan dolayı Lassa'yı tercih ettim ve gayet memnunum. Tutuşundan, özellikle de virajlardaki hakimiyetinden, yol hissiyatından gayet memnunum. Yiğit burada benim bir şey dikkatimi çekti. Cimba İttai yazıyor. Ben ne demek olduğunu biliyorum ama senden duyalım mı? Aynen. Aslında burada cin, yanlışım varsa düzelt abi. Cin at, bağda atı süren kişi anlamına geliyor ve Cimba İttai de atla sürücüsünün uyumu demek oluyor. Kesinlikle. Burada da aslında Mazda'nın felsefesi atla sürücüsünün uyumu hani aracı bizi at gibi hissettirip bütün hissiyatları, tepkileri çok net bir şekilde vermesi için tabii ki onların söylediği pazarlama stratejisi bu. Evet. Ama kesinlikle hissettiriyor diyebilirim. Hissettiriyor. Ben zaten kendi videomdan da bunu bahsetmiştim biliyorsun. Onu içeride konuşuruz. Motor kaputuna bir bakalım. Motor kaputunda böyle çok fazla keskin atlar yok. Şık tasarlanmış. Aracın yan tarafına baktığımızda da kapının altında böyle bir hat var. Arka kapıya doğru
devam ediyor. Üstte evet. güzel bir sunroofumuz var. Hatchback kasalarda mavi, biraz daha açık mavi vardı hatırlarsan. Evet. Onu çok beğeniyorum. Sedanlarda kırmızı sanki daha güzel yakışıyor. Tabii bu benim görüşüm. Spoiler tasarımı çok güzel. Aracın 0.28 CD, CD katsayısıyla belirtilen bir sürtünme katsayısı var. Bu da aslında bulunduğu yıla göre, bulunduğu döneme göre ve özellikle C kompakt sınıfı bir araca göre gayet iyi bir değer. Arka far tasarımı ben buradayım diyor. Ben aracın kesinlikle. Arkasını aslında daha çok değil beğeniyorum. Mi? Kesinlikle hatchback bir Japon araçlarda, her yerde gördüğünüzde tanıyabiliyorsunuz. Hatchback araçlarda kesinlikle arka tasarım çok daha güzel. Şöyle göstereyim denize düşmeden. Şimdi arkada neler görüyorum arkada. Burada güzel detaylar var. Bunlar tabii sonradan eklenen parçalarımız, bir egzoz çıkışımız var. Aynen, sadece kafalık bu arada. Sese herhangi bir etkisi yok. Çok ufak bir homurdanma veriyor sadece. Peki o zaman duyalım mı onu? Tabii ki aynen. Hadi sen bir çalıştır, biz onu bir duyalım. Hem görüntüsü hem de sesi farklılaşmış. Bagajdan bahsedelim. Şurası düğmesi. Kameramız nerede? Kamera hemen şu plakanın üstünde. Kameramız da burada. Aynen. Evet. 340 litrelik bir bagaj hacmi var. Evet. Dönem standartları içerisinde diyebilirim. Evet. Burada bir el tutamağımız var. Panzotumuz var. Malzeme kalitesi yani güzel. Açabilir miyim tabii burayı? Tabii aynen. Orada kirkoyu koymak için bir bölüm var. Harika. Şu sağda altta... da fileleri koyabileceğimiz güzel 4 tane şöyle kanca var. Onlar hani... Bunlar evet. Güzel detay. File tasarımı da güzel. Altta stepnemiz var mı? Var. Ufak mini boy stepne. Mini boy stepne ince. İnce. O da güzel. O zaman kapatalım şöyle. Tertemiz. Bazı evet. kullanıcıların zaten özelliği bu. Yani araçlarına çok iyi bakıyorlar. Hemen şöyle göstereyim. Yalıtım malzememiz var. Arkada da yalıtımımız var. Şöyle göstereyim. Burası bayağı boş. Alt tarafta kullanılan koruyucu plastik bir koruyucu. Dönemin teknolojisini düşünürsek bence her şey yerli yerinde olması gerektiği gibi. Ben beğendim açıkçası burayı. Aynen. Burada şey, motorun aslında burada da yazdığı gibi variable valve timing, yani değişken zamanlamalı subap. Variable valve timing, değişken zamanlı valve teknolojisi var. Aynen. Valve açma kapama süreleri sizin ihtiyacınıza göre değişiyor. Tabii ki, aynen. Gayet güzel. O zaman istersen içine geçelim. Tabii. 2012 model bir aracın içerisindeyiz. Bakın, şuraları göstereyim size. Yiğit Bey buraları daha sonradan kaplatmış sanırım. Kardeşim kapladı. Kardeşim, çok evet. güzel. Karbon fiber, harika. Orijinal tasarımına yakın değil mi? Tabii, evet. Aynen. 4 cam otomatiğimiz yok. Sadece sürücü tarafı evet. otomatik. Diğerleri manuel. Işıklandırma da sadece burada var. Far yükseklik ayarımız var. Kör nokta uyarı sistemimiz var. O dönem için iyi teknolojiler bunlar. Kesinlikle. ESP, VSA'yı kapattığımız bir yer var şurada. Malzeme koyabiliriz. Peki. Sizin neyiniz var burada? OBD cihazı o. OBD cihazı. Aynen. Direksiyonda sanırım bir işlem yaptın. Çünkü genelde bunlarda şöyle bir şey var. Yani zamanla bunlar aşınıyor. Aynen. Aslında aşınma gibi değil de rengi atıyor sadece. Rengi atıyor. Aynen. Aslında bunu biliyordum da. Evet, dikişleri falan gayet güzel. Çok etli bir direksiyon değil. Ama güzel oturuyor. Cruise kontrol var. Multimedyayı, yol bilgisayarını vesaire her şeyi buradan kontrol ediyorsun. Hiçbir sıkıntı yok değil mi? Evet. Göstergeler çok güzel. İstersen onu ben şöyle göstereyim. Göstergeler gerçekten harika. Yani gazlamak istiyor insan. Yol bilgisayarı üst tarafta. Daha sonradan Apple CarPlay takılmış. Şu malzeme kalitesi gerçekten hoş. Yumuşak malzeme. Evet, burası biraz daha sert. Torpedo'nun şeyi güzel. İleriye doğru çok derin. Hmm. Bayağı bir kol girecek kadar mesafe var. Oo, evet. Bayağı derin. Burada bir tane de USB çıkışı görüyorum. Onu sanırım sen yaptın daha sonradan. Evet, ekran için. Ekran için gayet güzel. Koltuklar bu arada hani sert, hiç yıpranmamış. Gayet güzel. El freni. Çok güzel bir tasarım değil mi? Evet, sağda olması özellikle. Sağda biraz olması daha güzel. Güzel. Bardaklık var. Kollayamamız var. Yani burası da güzel. Yükseklik ayarımız yok. Deri koltuk olmamasına rağmen koltuk ısıtıcımız var. Evet. Değil mi? 5 kademeli ve şey özelliği güzel. 5 kademe. Aynen. İlk defa gördüm bunu. Aynen. Genelde sadece alt kısımdan, alt minderden olur. Bunda aynı zamanda sırtı da ısıtıyor. Sırtı da ısıtıyor. Çok güzel. Ve bu arabanın bir güzel özelliği, ön camda neyimiz var? Rezistans. Rezistansımız var. Bakın onu size gösterebilir miyim bilmiyorum ama ya kışın özellikle çok hayat kurtarıyor. Harika. Ön camlarda rezistans olması harika. Priz çıkışımız var. Düğmelerimiz, hissiyatı çok güzel. Şöyle bir kusur oluşmuş. İkiz aynamızda biraz böyle akma olmuş. Onun haricinde bir problem yok. Gözlüğümüz var. Işık da varmış. Gayet güzel. Sunroofumuz var tabii ki. Arka tarafta da yaşam alanı şu şekilde. Onu da hemen gösterelim. Arkada da kol dayama var. Süper. Ben arkaya geçiyorum. Tabii. Koltuk bana ayarlı. Baş mesafesi var. Diz mesafesi 1-2 parmak. Hani çok fazla bir şey yok. Kol dayaması gayet güzel. 1-2-3 tane
el tutamağı var. Pilot diyecektim. Sürücü tarafında yok. Burada bir tane bardaklığımız var. Sert. Sert. Kumaş. Gayet güzel. Yeterli yani, hani şöyle söyleyeyim. Başka hani marka isimleri de çok fazla vermek istemiyorum ama. Aracın piyasası ne şu anda? Aracın piyasası aslında özelliklerine ve yılına göre biraz komik kalıyor şahsi fikrim. Bu aracın ortalama piyasası 500 can, 520 civarından başlıyor. Hani RSA kayıtları vesaire. 650 kadar gidiyor ama ortalamasına 600 diyebilirim. 600 bin liraya. Yani ben şöyle diyorum. Az paraya çok araba. Almak istiyorsanız Mazda alın ve zevkle binin. Yani... Ben bu aracı gerçekten kendi aracımı kullanırken çok zevk alıyorum. Müzik dinlerken çok zevk alıyorum. Viraj alırken yani sanki rayların üzerinde gidiyormuşçasına gidiyorum. Ve şunu diyorum, az paraya çok araba almak isteyenler Mazda alsın. Ha şu var, etrafta ne diyorlar? Abi Mazda alınır mı? Mazda alınır mı? Eğer onları dinlerseniz gidin başka markalar alın ya. Sürüş zevkini almak isteyen insanlar Mazda'da buluşuyor. Çünkü Cimba iddia ediyor Mazda. Şimdi aracın içine geçelim ve sürüşümüze başlayalım. Şöyle arabanın anahtarını da göstereyim size. Gayet güzel. Ben şimdi uzun zamandır... Yani gördüğün gibi manuel kullanmadığım için ufak ufak böyle sıkıntılar olabilir. Oo, vites geçişleri çok kemikli, çok güzel. Koltuk... Ben şöyle biraz aşağıya alayım, koltuk biraz bana göre yüksek. En altta oturmayı seviyorum. Benim de çok sevdiğim bir his. Vitesi bayağı kısa ve kemikli yapmışlar. Zevkli vites atması. Evet, kısa ve kemikli. Çok güzel. 6 vites olsun ister miydin? Aslında iyi olabilirdi ama uzun yolda rahatsız etmiyor. Etmiyor. Sadece gayet çekiş güzel. Olarak daha iyi olurdu muhtemelen 6 ileri olsa. Evet. Dışarıda bahsetmediğimiz özellikler var. Onlardan bahsedelim. Tabii. Çok özellik var. Farlarımızda far yıkama var. Mercek far kısalarda ve far yıkama var. İşte çift bölgeli klima var dijital bir şekilde. Hı hı. 6 hoparlör, 2 tweeter, 4 kapılarda. Bir de bu hoparlörler ben ilk defa gördüm. Muhtemelen vardır, ben bilmiyordum ama oval hoparlör koymuşlar fabrikadan. Hı-hı. Normalde yuvarlak oluyor ya. Hı-hı. Oval tercih etmişler. O yüzden ses sistemi de Bose olmamasına rağmen güzel, kaliteli bir ses sistemi diyebilirim. O zaman bir müzik açar mısın bize? Tabii. Hadi bakalım. Sinan abinin şey şarkısı, ses sistemi şarkısıdır. Sinan Bey'e de selam gönderelim buradan. İnşallah izler, selam. Çok güzel. Direksiyon üzerinde bu arada mut tuşu da var. Direksiyondan böyle elini hiç ayırmadan her şeyi yapmak güzel bir şey. Yani bazı araçlarda işte cruise kontrol aşağıda oluyor, bilmem ne oluyor. Ben sevmiyorum. At ve binicisi böyle olması gerekiyor diye düşünüyorum. Katılıyorum. Vites geçişleri güzel. Şu anda ilk gözüme çarpan yakıt ekonomisi oldu. 8.2 litre yakmışsın. Nedir? Bunu aslında biraz detaylı konuşabilirim. Evet. Aracı yaklaşık bir 3000 kilometredir. Bu ekran siz sıfırlamadığınız sürece üstüne eklemeye, hacmi ölçmeye devam ediyor. Evet. 3000 kilometre kadarlık ortalamam 7.8'di. Gayet o da güzel. Bu jantlara rağmen. Yani bu jantlar bir yarım litre ekliyor tecrübeme göre. Kesinlikle. Normal kendi orijinal jantlarıyla ve yazlık lastiklerle şehir içinde bu araçta 7.3 ile ben geziyorum. Ama tabii ki bu benim bu araç üzerindeki 50 bin kilometreye yakın olan tecrübemle de alakalı. Hı-hı. Hani biri direkt bindiğinde yakıt ortalamasını arttırabiliyor. Rotamdan da kısaca bahsedeyim. İstanbul içerisinde Kağıthane'den Kozyatağı'na gidiyorum. Sabah biraz akan trafik, akşam da bayağı dur kalk trafiğe giriyorum. Ha, bu koşullarda ortalama 7.8 litre yakıyorum bu jantlarla. Bence gayet iyi. Bence de iyi. Uzun yolda da 5.5 civarına düşüyor 2-3 kişiyle beraber. Hı-hı. Hatta tek başıma bir kere çok kasarak Kocaeli'ne 4.6 ile gitmiştim ama o tabii 90'la sağ şeritten kaplumbağa gibi giderken olmuştu. Gayet güzel. İşte sürtünme kas sayısının önemi. Evet. Sürtünme kas sayısı sadece ekonomik amaçlı yapılan bir şey değil. Aynı zamanda rüzgar gürültüsü anlamında da etki ediyor. Bu da güzel bir özellik. Şimdi ben 5. vitese kadar geldim. Süretim 70'lerde. Devir anlamında herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Güzel, gayet akıyor vitesler. Zaten elin şurada olduğu zaman vites değiştirmek istiyorsun açıkçası. Evet, onu kesinlikle ekleyeyim. Ön camlarda rezistans var dedik. Kışın hiç kullandın mı bunu? Ya kışın müthiş bir özellik. Zaten özelliğini kışın anlıyorsunuz. Hı hı. Yani bir gün direkt başıma gelen bir olay. Çoğunuzun başına gelmiştir. Tabii ki İstanbul'da bu durum daha az oldu artık küresel nedenlerden dolayı. Evet. Bindiğinde aracın camı komple buz haldeydi. Hı hı. Normalde hani su dökersiniz, uğraşırsınız falan. Bunda sadece ön cam rezistansı açıp 1 dakika bekliyorsunuz. 1 dakikadan sonra silecekle silip yolunuza devam ediyorsunuz. Çok bütün iyi. Suyu eritiyor yani. Çok iyi. Yani o dönemde bildiğim kadarıyla Subaru'nun bazı araçlarında Ford'un vardı. Subaru'nun bazı modellerinde var.
Evet. Ford da kullanıyor ama onlar için de ben çok görmedim. Evet. Yeni Mazda 3'lerde yok. Ben mesela evet. olsun isterdim açıkçası. Evet. Özellikle biraz daha soğuk iklim geçen yerlerde daha kullanışlı olacaktır. Evet. Amerika'da çok satan bir araç Mazda. Evet. Yani Avrupa'da çok satan bir araç. Kıbrıs'ta çok satan. Aynen. Özellikle yine. En çok sattığı ülkelerden biri de Kanada. Kanada orada kesinlikle. Kanada çok tercih ediliyor. Güzel araçlar Türkiye'den çekildi. Bu konuda mesela ne düşünüyorsun? Yani bir sıkıntı yaşıyor musun sen şu anda? Ben hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Çünkü araç hani tabii ki bu çok söylenen bir şey. Mazda arıza yapmaz, Mazda bozulmaz. Gerçekten de öyle. Ben bahsettiğim gibi 50 bin kilometrede yaklaşık bu aracı kullanıyorum. Ve şu ana kadar sadece arka zerot yani bilirsiniz şu parmağım kadar ufak bir parça 100 lira bir tanesi işçiliğiyle beraber 150. Sadece onu değiştirdim. O da çok ufak ses yapıyor diye. Onun haricinde bu arabayı bir TL bile masraf etmedim. Sadece bakımdan bakıma. Çok güzel. Hani benden önceki sahipleriyle de görüştüm. Hani bu araç 170 bine yakın 168 bin kilometrede bir araç. Onlar da hiçbir parça değiştirmediğini söylediler. Dolayısıyla parça ihtiyacınız zaten olmuyor. Şöyle bir oluyor sadece. Ben aracın amortisörlerini değiştirdim. Yalan yok, amortisörlerini biraz zor buldum. Onun da sebebi şu. Normalde çok fazla aslında seçenek yok. Olan seçenekleri de ben beğenmedim. Türk markası vardı. Aslında tavsiye ediliyordu. Ama ben aracın orijinaline yakın bir amortisör takmak istediğim için Monroe marka amortisör tercih ettim. Memnunum da. Hani onu biraz sadece bulmakta zorlandım. Sonra da bir Mazda bayis parçacısından buldum. Onun haricinde zaten aracın yürüyene, şasesi, üzerindeki aksamlar vesaire Ford'un C1 platformu olduğu için. Evet. Ford'la ortaklığı vardı o dönemde aynen. değil mi? Aslında orada da ufak bir gireyim. Aracı C1 platformu üzerine geçiyor Ford C1. Ama bu Ford C1 platformu aslında sadece Ford'un geliştirmiş olduğu bir platform değil. Bu platform geliştirilme esnasında o dönem Ford, Mazda ve Volvo'nun bir ortaklığı var. Evet. Ford, Mazda ve Volvo'nun en iyi demeyeyim de iyi 30 mühendisi toplanıyor. 30'ar mühendis. Ve 2 yıl boyunca bu platformun üzerinde çalışıyorlar. Çok güzel. Bu platformu çıkarırken de dünyanın en büyük, en geniş, kompakt platformu olacak iddialarında bulunuyorlar. Yani çok fazla araçta kullanılacak diye. Tabii sonrasında araç platform çıkıyor. Platform üzerinden Volvo S40, Focus, Focus'un B-Max, C-Max gibi modelleri, Mazda'nın yine Mazda 3, Mazda 5 yanlış hatırlamıyorsam modelleri evet. hep bu platform üzerine inşa ediliyor. Tabii ki markalar kendi imzasını kullanıyor. Araçların doğru. taban saçları komple farklı. Ön arka amortisör düzenleri farklı. O yüzden zaten ben Focus amortisörü uymuyordu, alamadım. Ama onun dışında işte salıncaklar, traversler, şaseler çoğu hepsi hatta Volvo, Ford ve Mazda ortaklığı olduğu için o parçaları bulmakta sorun yaşanmaz. Yani mesela Volvo'nun güvenliğini burada hissediyorsun değil mi? Kesinlikle evet. Özellikle güvenlik konusunda da Volvo'nun daha fazla baskın tarafta olmuş. Forumlardan araştırdığım kadarıyla onu öğrendim. Güvenlik olarak evet Volvo diyebiliriz. Kesinlikle öyle. Sürüş dinamikleri olarak zaten Mazda yetiyor. Bu yani Ford'da mesela öyle. Ford'u da küçümsememek evet. gerekiyor. Ford'da çok iyi bir yol tuşuna sahip olan bir araba. Aynen. Ben o dönemki Focus'u da kullanma fırsatında bulundum. Focus buna göre biraz daha yumuşak, biraz daha evcilleştirilmiş diyeyim bir arabaydı. Evet. Biraz daha konfor odaklı bir arabaydı ama bu direkt bindiğiniz an hani bu jant lastik değil, orijinalinde de ben bindiğim an ben sert bir arabayım imajı, hissiyatı veriyor. Benim bu arabayla bir anım var. Şöyle sene 2011 yılıydı. Impressive donanım, beyaz sedan araç için biz anlaştık. Fakat daha sonra akşamına bir arkadaşım aradı. Dedi ki abi dedi benim üst komşum evi satıyor. Gel evi al. İşte ev çok güzel şöyle böyle. Ben alamadım yani ve o zaman 40 bin liraydı yani aracın fiyatı. Maalesef. 2011 yılı en üst donanım 0 bir araçtan bahsediyoruz. Sonra ev aldık. Neyse Malatya'da deprem oldu vesaire. Keşke diyorum ki yani o dönem Mazda ile tanışmış olsaydım, Mazda'ya binseydim. 2006 yılından beri ben ilk kasadan beri Mazda hayranıyım. Evet. Onda da bir mühendis bir arkadaşım vardı, uçak mühendisi. Onun tavsiyeleriyle oldu. Sen de bilgisayar mühendisisin. Zaten sen de belli ediyorsun. Ya bir de şöyle bir şey var. Mazda kullanıcıları farklı. Yani bu arabayı hani tabiri caizse diyeyim, alsatçılar almıyor, çakal çukal tayfa almıyor. Biniciler alıyor, sevenler alıyor. Evet. İlgisi olanlar alıyor. O yüzden yani bu arabayı ikinci el alırken bence çok fazla öyle düşünmeyin. Yani ya doktordan alırsınız ya mühendisten alırsınız Yiğit Bey gibi. Alsatçıdan çok fazla alamazsınız. Para babası Sait abiye de selam olsun buradan. Onu beyaz bir Mazda, beyaz Mazda vardı. Sattı tabii ki, satılıyor, satılmıyor değil. Hatta o bile şey demişti yani ne kadar donanımlı bir araba. İşte halbuki bazı donanım vardı yani. Power aynen. power bile değildi yani araba. Refleksti aynen. yanlış hatırlamıyorsam. Ama tabii ki o fiyata göre kıyasladığın zaman çok dolu dolu bir araba. Aynen. Ben hemen biraz sürüş dinamiklerinden bahsedeyim müsaadenle. Tabii.
sert bir amortisörümüz var. Yani gerçekten sert bir amortisör. Orijinal lastikleriyle de zaten sert. Senin eklemiş olduğun lastiklerle jant kombinasyonuyla daha da sert olmuş araç. Evet, aileler için nasıl diyelim, çok böyle iyi olmayabilir bu durum değil mi? Yani mesela Toyota Corolla vardı bende daha önce. Mazda'ya geçtim. Kızlar diyor ki baba bu araba işte eskisi, hani eski arabamız daha konforluydu. Evet, daha konforluydu ama eski arabamızda bu kadar güzel viraj dönemiyordu kızlar. Evet. Şimdi Zeynep, büyük kızım, arabayı kullanıyor. Ya yani o da biraz çılgın bir şoför. Ona da buradan selam olsun. Kızım aman dikkat. Biraz babasına çekmiş diyeyim. Sürüş zevki anlamında evet güzel ama böyle konforlu tıs tıs giden bir araba değil. Her kombinasyonda bu böyle. Direksiyon hissiyatından bahsedeyim. Direksiyon hisle yol bilgilerini bana iletiyor. Kendi Mazda'mla kıyasladığım zaman benim Mazda biraz daha hisli. Tabii ki. Biraz daha onu hissediyorum. Sert mi? Çok sert değil. Biraz daha mesela hafif daha sert olmasını isterdim. Şimdi 5. vitesteyiz. Tırmanış şeridindeyiz. Sürat 80, 90'a doğru devam etmek istiyorum. Zaten önüm de çok fazla açık değil ama böyle çok fazla ya bu motor çekmiyor demedim açıkçası. Ops. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Abi hep oluyor böyle şeyler ya. Şimdi mesela 3. viteste kaldım. Evet, şu an mesela gitmediğini hissediyorum araba. Evet, yani... Ya bir turbo istiyor, bir şeyler istiyor. Aynen. Araba bir şey istiyor ama ya devlet de vergi istiyor. Ne yapalım? Aynen. Zaten bildiğiniz gibi Mazda turboya çok yakın olan bir marka değil. Değil. Genelde hacmi yüksek tutup evet, benzini daha verimli bir şekilde kullanma taraftarı ki ben aslında bunu çok beğeniyorum, çok takdir ediyorum ama maalesef ülkemizin vergi standartlarının motor hacmine yönelik olmasıyla evet, çok Mazda aslında istediğini yapamıyor ülkemizde. Yapamadı zaten, gitti. Evet. Şimdi mesela turbo iyi bir şey mi? Evet, iyi bir şey ama turbonun eksi yanları var. Bir kere motor ömründe bazı sıkıntılar olabiliyor. Şöyle söyleyeyim, mesela yüksek devir çevirmek istiyorsunuz, turboda bunu her zaman yapamazsınız. Genelde bizim kullandığımız araçlarda diyelim, yapamazsınız. Şimdi bu araba mesela 6500-7000 devre kadar çeviriyor. Ama turboda 6000'in üzeri çevirir mi çevirir ama biraz daha sıkıntılı. Ve tabii turbo masrafları evet, karşınıza çıkabilir. Aslında zaten Mazda'nın bir çok üzerine gittiği bir şey var. Şu anki benzinin ve mazotun sadece %37'sini biz aktif olarak kullanabiliyoruz tabii, araçlarda. Mazda bunun daha da üstüne çıkmak için aslında turboya geçmiyor. Hemen diğer markalar gibi teslim olmuyor turboya evet, diye yorumluyorum ben. Verimlilik oranı işte deniyor buna. Aynen. Yani biz benzinin %37'sinden faydalanabiliyoruz. Gerisi işte aşınmada, ondan sonra sürtünmede, şurada burada kaybolup gidiyor. Dizel araçlarda biraz daha fazla ama işte ne kadar fazla olursa olsun yani %100 bir kazanç yok. Ses seviyesinden biraz bahsedelim. Yol sesi biraz alıyor. Evet. Rüzgar sesi çok fazla yok. Bence yok. Ne diyorsun? Bence rüzgar sesi iyi. Özellikle motor yalıtımı ve rüzgar yalıtımı konusunda ben sınıf standartlarında buluyorum. Hı hı. Yol sesi konusunda evet ama biraz eksi. Özellikle bu jantlar ve lastiklerin tabanı daha büyük olduğu için şu an biraz daha fazla alıyor. Evet, kesinlikle. Ben çok kısa eksilerinden bahsedebilirim. Eksilerinden tabii bahsedelim. Aynen. Şimdi hep artılarından bahsediyoruz. Evet. Eksilerinden de bahsedelim. Her arabanın var. Ya aslında çok ufak sayacağım şeyler. Evet. Yani ciddi problemler, majör problemler yok. Ama en azından alırken dikkat edilmesi gerekenler diyebilirim. Evet. Bir kere bu araçlar LPG'yi kesinlikle sevmiyor. Sevmiyor. Zaten az yaktığını belirttik aracın. Dolayısıyla ben LPG'siz aldım. LPG'yi de takmayı tercih etmedim. Çünkü motorun üst kapağında özellikle sübaplar kısmında aşınma yapıyor. Evet, magnezyum sanayi... parçalar kullanıyor. Hani aynen, araya gireyim kusura bakma sözünü balla keseyim. Magnezyum kullanıldığı için şimdi aynen, LPG'nin yanma ısısı, kalorisi çok daha yüksek. Evet. Benzinin yağlama özelliği var, soğutma özelliği var. Aynen. Yani benzin sadece yakmıyor aslında, soğutma özelliği de var benzinin. Aynen. LPG'ye kıyasladığımızda. Evet. O yüzden biz LPG taktığımızda motorun silindir içerisindeki sıcaklığı çok fazla artıyor. Aynen. Adamlar bunu benzine göre yapmışlar. LPG'ye kısacası uyumlu değil. Evet. O yüzden LPG'li almayın bu aracı. Aynen. Yani alırsanız da eğer ki zaten ilanlarının büyük bir kısmı LPG'li, sanayi jargonunda çelik sübap diye geçiyor. Evet. Çelik alaşımı daha yüksek olan bir sübap tercih ediliyor. Bunu takıldığında aracın çok uzun kilometreler kullanabiliyorsunuz. Ama ben yine sübap problemi yaşayan, ondan sonra yaşayan duydum. Hani bu diğer markalarda da var aslında ama Mazda'da bu biraz daha öne çıkıyor. Motorun artık tasarımından mıdır bilmiyorum. Ben şahsen LPG'siz almanızı tercih ederim. Alırsanız da bahsettiğim gibi bu sübap kombinasyonuna dikkat etmeniz dikkat gerekiyor. Fayda var. Onun haricinde arka yaşam alanı, diz mesafesi biraz dar. Yani biraz B segmentine yakın o konuda. Hani arka çok geniş aileler vesaire tercih etmesi için hani bir en azından bakıp görmesi gerekir diyebilirim. Evet. Onun haricinde aslında majör bir eksikliği yok.
hani kronik olarak bahsedebileceğim bir arka zeyrot benim değiştirdiğim. Hani zaten çok ufak maliyeti olan bir şey. Bir de oradaki ustanın söylemine göre 200 bin civarında ön salıncakta boşluklar olabiliyor. Ön salıncak değişebiliyor dedi. Onu da farazi konuşuyorum aslında. Yani 200 bin de çok iyi değil mi? Tabii ki, evet. Yani gerçekten güzel. Bu arada arkada bağımsız. Mazda kullanıcısından, kullanıcı kitlesinden bahsettin abi. Orada bir ufak parantez açayım. Evet. Hani ben kesinlikle caddede, sokakta gazlanmasına her türlü karşıyım. Zaten bu araçla bunu yapan, hani göremezsiniz net bir şekilde söylüyorum. Hani babasının arabasını kaçırıp bir çocuk yapmıyorsa bunu aklı başında yetişkin bir birey yapmaz bu araçları kullanıyorsa. Ben de aslında bu tarz sportif sürüşleri seven bir insan olduğum için İstanbul Park'ta pist gününe katıldım araçla. Çok güzel. Ya orada aslında aracı çok iyi tanıma fırsatım oldu. Çünkü hani asfalt zımpara gibi virajlara istediğiniz hızda girebiliyorsunuz. Sizi kısıtlayan bir şey yok. Evet. Hani dolayısıyla İstanbul Park'ı belki bilen bilir. 8. virajı çok güzel, çok keskin, uzun bir viraj. Orayı hep Sinan abinin otopark videolarını çok izlerim. Evet. Oraya spor araçlarla hep 135, 140, 145 bandında giriyor. Ve benim pist videom da var. İsterseniz yorumlarda paylaşırım. Çok tam güzel. O viraja iki tane i20'en, bir tane de Megane 3 Coupe RS modeliyle aynı hızda döndüğümü görebilirsiniz. Çok hani gerçekten güzel. Abartmıyorum. Virajlarda hep aynı hızlarda dönüyorduk. Tabii ki düzlükte çok daha uçup gidiyorlar. Evet. Ama o virajlarda aynı hızda döndüğümü görünce o an hani iyi ki bu aracı almışım diyorsun. Diyorum. Aynen. Evet. Oraya da ben yaklaşık 135 civarında girdim. Üçüncü vitesi bitirince çünkü çıkıyorsun oradan. Hani ben de o virajı 135 ile döndüm diyebilirim. Çok güzel, çok güzel. Zaten işte Mazda'nın sürüş zevki önemli. Bir de şöyle bir şey var. Mesela duymuşsundur bunu. Mazda'ya binenler başka araca binemez. Ne diyorsun bu hususa? Abi benim gerçekten katılıyorum. Benim bir sonraki hedefim inşallah MX-5. Yani sen çok de güzel. Kullandın. Çok evet. Güzel bir araç. Buna biraz katılıyorum çünkü bir araçtan bunları alabildiğiniz zaman yani başka bir modelde bunları yakalamanız gerçekten zor oluyor. Donanımları yakalasanız aracın verdiği bu hissi yakalamanız gerçekten zor oluyor. Hani arkadaşlarımın da aracını, kiralık aracıları da kullanıyorum. Hani hepsini kullanırken tamam iyi işini görüyor ama hani bir böyle hissettirmiyor. Bu hisleri vermiyor olayına giriyor biraz. Şimdi senin de bir önceki aracın Toyota Corolla'ymış. Evet. Benim de bir önceki aracım aynen. Toyota Corolla. Toyota'ya binerken işte bu Mazdacıları anlamıyordum. Diyordum ki nasıl ya, yani olmaz işte mağazadan başka arabaya binilmez. Yani böyle sanki dar görüşlülük gibi düşünüyordum ama öyle değilmiş. Aynen. Ya ben de şimdi aynısını düşünüyorum. Ben mesela MX-5 çok isterdim almayı. Hatta niyetlendik, olmadı. Bir şey daha ekleyeyim. Tabii. Şimdi mesela Mazdacılar yolda birbirine selam veriyor. Kesinlikle. Yani işte ne bileyim, Renault'cular bunu yapmıyor herhalde. Yani ben görmedim hiç. Değil mi? Ben Mazdacıları gördüğüm zaman neden? Çünkü sınırlı sayıda üretilmiş diyelim. Evet. Daha doğrusu sınırlı sayıda olan araçlara biniyoruz. Bence bu da güzel. Evet. Yani farklıyız. Bence farklıyız ya. Aynen. Ya ben seçimlerimiz farklı. Yani herkesin bindiği arabalara binmiyoruz. Evet. Ben kendi aracımın renk kombinasyonunda şu ana kadar 4-5 tane ancak gördüm. Hepsiyle de bir selektör, bir selamlaşma illaki yaptık. Aracın üçüncü sahibisin. Evet. Birinci ve ikinci sahibiyle görüştüm dedin. Tabii ki, evet. Yani onlar da mesela çok güzel mutlaka bilgiler vermiştir sana. Evet. Yani şöyle, ilk sahibiyle ben aldığımda, ikinci sahibinden aldığımda ilk sahibine ulaştım. Solda bir sürtmesi var aracın, onun ne olduğunu sordum. O da hani aracı özlediğini vesaire belirtti bana ilk sahibi olduğu için. Ya. Aynen. Hani aracın faturaları falan bile duruyor aslında. Ha. Çok güzel bakmış sağ olsun. Aracı aslında fiziksel bir bağdan çok daha çok duygusal bir bağ kurduğunu anlıyorsunuz. Onu. Kesinlikle. Bu arada ben hani birkaç şeyi de ekleyeyim. Güvenlik sistemleri güzel çalışıyor. Kör nokta harika çalışıyor arkadaşlar. Şehir içerisinde özellikle İstanbul'da olması gereken bir sistem. Evet. Her yerden araba çıkıyor. Her yerden motor çıkıyor. Kör nokta uyarı sistemi bence İstanbul'a şart. Evet. Şimdi ben bir hız sabitlemeyi 90'a ayarlayayım. Ondan sonra bir ses seviyesini ölçelim. Tamam. Tabii bunu yapmam lazım öncelikle. Cruise on dedim. Aynen. Sonra ondan sonra set dedim. Bak ilk defa bu arabayı kullanıyorum. Hani user friendly, kullanıcı dostu diyelim. Evet. İngilizce'de konuşmayalım sonra kızıyorlar bize. Şimdi ayarladığım hız nerede gözüküyor? O gözükmüyor bir eksik. Aa. Aynen. Ayarladığınız hız bir yerde gözükmüyor. İşte. Evet. Bunu sevmiyorum. Mazda niye bunu yaptın ya bu kadar? Aynen. Hadi bir eksiklik daha olsun. Tamam. Aynen. Böyle basarak o zaman hızlanıyorum. Aynen. Bu yani kötü. Basarak veya basılı. Bu kötü. Bu birkaç arabada başıma geldi. Aynen. Yani bu hiç hoş değil. Süretim 90, 2400 devir, 65 desibel. 100, 2750 devir, 68 desibel. 110, 3000 devir, 69 desibel.
Yani benim ölçüm yaptığım araçlara göre biraz sesli. Evet. Bu arada şeyin de etkisi var. Asfaltın ses şeyinde bayağı çok, bir etkisi çok var. Çok etkisi var. Bu çok aslında iyi bir asfalt değil. Değil. E80 yani o köprü tarafındaki asfalt biraz daha iyi. Ben işe giderken deneyimliyorum. Onun da açısından etkisi olmuş olabilir yol sesinde. Olabilir, olabilir. Benim test güzergahım şu anda İstanbul'da yok. Oluşturduğum zaman zaten bütün ölçümleri aynı yerde yapacağım. Isparta'da bunu yapıyorum. Bugün işte malum videoya bile zor başladık yani. Doğru. Diğer aracın kör nokta sistemi 60'tan sonra devreye giriyor, 60 kilometre sonra. Düz bir yol bulduğumuz zaman, şu ilerisi düz gibi, orada istersen bir 0-100 yapalım. Çok fazla iddiamız yok zaten değil mi? Aynen, yani aslında Mazda fabrika verisinde biraz cömert davranmış, 12.1 saniye. Hani ben kendim yaptığımda 10 saniye rahatlıkla yapabiliyorum. Ya. Ki yeterli de bir alt atmosferik bir arabaya göre. Ya o zaman sen yapsan daha iyi olur mu? Hiç problem yok, yapabilirim fark etmez. Vallahi öyle yapalım. Bence. Tamam. Çünkü ben uzun zamandır kullanmıyorum. Hatta şöyle yapalım. Bir ben yapayım, bir sen yap. Arada fark ortaya çıksın. Olur, tamam. At sahibine göre kişiler değil mi? Doğrudur, aynen. Ben o zaman kendime biraz bayır aşağı bir yer bulayım. Biraz hile yapayım. Şöyle sağa çekeyim. Hafif bayır yukarı diyelim. Bayır aşağı olmasın da orada yani linç yiyoruz yani. Hafif bayır yukarı. Doğru mu? Yiğit? Doğru, evet, bayır aynen. Yani. ESP'yi kapatmamıza gerek yok bence. Yok. Ama klimayı kapatalım. Klimayı kapattık. 0-100 yapacağım. Şimdi. Sen daha iyisini yaparsın. Yani biraz yokuş eğimin azizliğine uğradınız diyebilirim. Kalkışı güzel yapamadım, ben onun farkındayım. Frenleri nasıl? Frenlerinden ben memnunum. Yani İstanbul Park'ta dediğim gibi bir 20 dakikalık da olsa pistte deneyimim oldu ve orada şişmedi aslında frenler. O açıdan frenlerden memnunum diyebilirim. Klima sisteminde mesela herhangi bir sıkıntı yaşadın mı? Yok, hiçbir sorun yaşamadım. Sadece gaz bastırdım yakın, 2 sene önce pardon. Onun haricinde klimanın soğutmasından da genel olarak memnunum. Viraj dedik. Şurada bir güzel bir virajımız var. Ben burada bir zorlayayım bunu. 3'te girelim. Biraz daha hızlı da girebilirsiniz. Hadi. Çok güzel. Çok güzel. Hiç gerek yok ve çok güzel ya. 90'la dönüyorum. Harika. Çok iyi. Aracın tabii biraz acemisiyim. Direksiyonun biraz daha sert olması lazımdı. Olabilir. Bak, benim arabayı da inşallah kullan. Şöyle bir video yapalım. Sen benim arabayı kullan. Olur. Ve hissiyatlarını anlat. Tabii. Yani 2012'den 2018'e geçince neler yaşanıyor? Şurada duralım biraz. Şoför değiştirelim. Buradan kalkış yapabilirsin. Burası aslında eğimde değil, düz şu an frene düz, basmıyorum. Gitmiyor araba. Gitmiyor araba. Aynen. Gayet güzel. Burada kalkış yapabilirsin. Video çekecek misiniz kadranı? Olur. Ben şöyle kadranı da şuradan alayım. Evet. Sendeyiz. Zaten yüzü görüyor. İkinin sonunda mı yüzü görüyor? Gayet güzel. Koltuklar güzel. Hani yan tutuşlarını beğendim ben. Virajda güzel tutuyor. Onda bir problem hissetmedim. Işıklandırmalar güzel. Arkada da ışıklandırma var. Sunroofumuz var. Onu da bir açayım. Şu. Tek tuşla açılıyor. Güzel. Yani benim Mazda'mda yok mesela. Tek tuşla açılıyor ama tek tuşla kapanmıyor, öyle de bir tek garip. Tuşla açılıyor, tek tuşla kapanmıyor. Üreticiler her şeyi 10 numara yapmıyorlar yani nedense. Aynen. Bir yerlerde kusur oluyor. Mesela bana da garip geliyor bu kadar donanımlı bir arabanın sadece şoför camının tam otomatik olması garip. Çünkü benim 2002 Corolla'mda 4'ü tam otomatikti. Evet. Bu arada şöyle de bir şey yapabiliriz aklıma, hani bu geldi. İstanbul'da aracı olup böyle güzel test videoları yapmak isteyen arkadaşlar varsa paylaşıyorum. YouTube, Instagram'dan, DM'den bana ulaşabilirler. Araçları hem test ederiz hem kendi tecrübelerini paylaşmış olurlar. Çünkü mesela kaç binde bu araba? 167 binde. 167 binde. Yani 167 binde bir Mazda alırsanız işte ne yaşarsınız? Şurada yapabilirim bu arada fren. Hadi yapalım. Şu an sabit yüzde gidiyorum. Yüzde gidiyorsun. Panik fren yapacağız. Oo! Aman Allah. Bu ne ya? Şu an durduk, evet. Bir saniye abi. Yani... Çok iyi durdu ya. Evet. Hafif bak aşağı böyle biraz eğim de vardı. Vardı. Evet, aynen. Abi ben bundan bir tane daha istiyorum. Tabii yaparız. Ya ben bundan bir tane daha istiyorum. Çok güzel durdu. Aynen. Yanlış hatırlamıyorsam 4 tekerlekli disk ABS aynen. Var.
yanlış duymadınız. 4 tekerlekte de ABS sistemi var. Arka tekerleklerde maksimum gücü uyguluyor. Eğer kilitlenirse bırakıyor tekrar tutuyor, bırakıyor tekrar tutuyor. Yönlendirme amaçlı değil. Fakat tam olarak iyi bir frenaj yapmak için. Hazır mıyız? Hazırım, şurada yapabilirim. Tamam. Tam yüz yüze gidiyorum yine. Oh. Çok güzel. Dörtlü flaşörü de yakıyor panik frende. Dörtlü flaşörü de yakıyor. İlk frenimde biraz daha kontrollü yaptım. Aracı tanıdığım için tam %100 değil de %90 en iyi tutacağı yerde burada tam panik fren yaptım. Sonuna kadar biraz ABS devreye girdi zaten. Gayet güzel. Aracın otomatik vitesi de var ki zaten piyasada çok fazla otomatik vites var. Evet. Onlar 4 ileri tam otomatik şanzıman, eski tip şanzıman ve onlarda hatta şöyle bir özellik var. İkinci viteste kalkış yapabiliyor. Bunu biliyor muydun? Bilmiyordum. Aynen, ikinci viteste düz yolda mesela trafikte kalkış yaparken ikinci viteste kalkış yapabiliyor. Hı hı. Güzel bir şanzıman. Fakat hani onun da mesela 5 vites olmasını isterdim. Yani evet, 4 ileri biraz sıkıntı. Şimdi viraj performansı için ben kumandaları Yiğit'e bırakmıştım zaten. At sahibine göre kişiler diyoruz ve de basıyoruz. Ben hissiyatlarımı anlatayım, sen sürüşe odaklan. Allah. Evet, beni korkuttun. Beni korkuttun. Abi felaket. Of. Benim Mazda'dan daha iyi bu ya. Vallahi daha iyi. Anam. Çok iyi yol tutuyor. Çok iyi yol tutuyor. Abi yani iyi. Sende de iyi cesaret var. Ya bura çok bildiğim, çok denediğim bir yer. Evet. Hani evime yakın, çok test ettiğim bir yer. O yüzden arabanın nerede ne tepki vereceğini burada özellikle çok iyi biliyorum. Çok güzel yol tuttu. Genelde ben birilerini korkuturum ama evet. Bu taraf daha zevkli. Bu taraf daha zevkli. Yani C segmenti başka bir arabayla burayı bu hızla dönemezsiniz. Bu hususta dönerseniz atın video yayınlayalım. Yani biz buna de böyle teşvik etmiyoruz ya ama. Teşvik etmiyoruz tabii yani. Şimdi ben 0-100 yapıyorum. Abi araba kullanmayı bilmiyorsun. İşte o öyle olur, bu böyle olur. Diyorum ki ya tamam bir video atın. Yayınlayayım yani Instagram kanalımda. Yani bir şeyi öğrenmek suç değildir. Yani yanlış biliyorsam o da suç değildir. Düzeltiriz. Ama yok, video gelmiyor. Evet. Gelmiyor. Dedim ki Honda Civic işte CVT şanzıman gitmiyor abi. İstediğim gibi gitmiyor dedim. Hani bak bir de öyle dedim yani. İstediğim gibi hızlanmıyor dedim videoda. Abi işte ayağını gaza bas çek bilmem ne yap. Öyle bir şey var mı ya? Yani ya 0-100 hızlanması yapıyorsun. Otomatik vites araçta gaza basarsın. Beklersin ondan sonra araba hızlansın. Yok VVTi zamanlaması yok, şu yok bu. Arkadaşlar emin olun bu hususta diyeyim yani. Bilgi sahibiyim. Yani bazı arkadaşlar alınmasınlar üzerine. Yani fikir sahibi olmak için biraz bilgi sahibi olmak lazım. Ben bilgi sahibiyim. Zaten olmasam bu işe girmem arkadaşlar. Bu iş derken bu benim hobim. Buradan bir kazancım yok. Fazlasıyla kaybım var. Kayıp derken yatırımım var. İnşallah belki abone sayımız da şöyle 100.000, 200.000, 300.000 olursa belki o zaman işimiz olur. Yapmak istiyorum bunu. Burada da tabii sizin desteğinize ihtiyacım var. Bak kör nokta ne güzel çalışıyor. Ya burada maddiden çok şu an manevi kazancınız var. Hani çok evet, iyi bir vesileyle tanışmış olduk. Çok sağ olasın. İyi bir Mazdacı tanıdım. Şöyle söyleyeyim, benden iyi bilgi verdin. Kesinlikle onu söyleyeyim yani. Estağfurullah. Yok, gayet güzel. Teşekkür ederim. Ben hani Kurban Bayramı olduğu için böyle bir de biraz yoğunluğum var. Açıkçası bu arabaya sabahleyin biraz baktım. Sadece motor değerlerine baktım. Sen gayet güzel bir şey verdin. Bilmiyordum ben mesela otomatiklerinin 2'de kalkabildiğini. Çünkü aslında şöyle bir husus var. Benim nişanlımda Ford Fiesta var. 2011 model otomatik. 4 ileri benim aklıma bir geçen hafta geldi. Acaba dedim. İkisi de 4 ileri ya. Evet. Ford Mazda ortaklığı. Araştırdım ve aslında birebir aynı şanzımanın olduğunu öğrendim. O da güzel. Ya direkt birebir aynı şanzıman. Ben aslında bu aracın otomatik sadece şanzımanı konusunda o tarafta bir tecrübeye sahibim. Kesinlikle çok konforlu olduğunu söyleyebilirim. Çok konforlu, çok konforlu. O da öyle bir bilgi olsun. Ben de onu Mazda'yı test ederken öğrendim. Ya orada bir anım var. Her yerde bir anım var. Müsaadenle anlatayım. Tabii tabii. Sene 2005 ya da 6. İşte Mazda 3'ün ilk kasasında Beşiktaş'ta bir Mercer'di sanırım. Bayi vardı. Test sürüşüne çıkacağız. Benim böyle bir dinamiklerimi anladı. Arabanın dinamiklerini zaten biliyor. Abi seni bir yola götüreceğim. Orada dedi arabaya basacaksın. Orada ben bir Mazda 3'ü gerçekten böyle limitlerini görme fırsatım oldu. Kısa süreli. Adam bana dedi ki abi dedi, sen dedi gel dedi buraya. Arabalarla dedi test sürüşüne çık. Sen bu arabaları dedi iyi sattırırsın yani. Şimdi biz bu işi yapmıyoruz ama
video çekerek en azından insanlara araba alma hususunda bilgi veriyoruz. Bizim amacımız bu. Mesela işte bazı arkadaşlar yazıyor, abi senin sayende X arabayı aldım ya da X arabayı almaktan vazgeçtim. Tabii yani bu benim için önemli. Şey. Ben bazen tabii bunları ne yapıyorum? Bayilere gönderiyorum. Bayiler bize araba versinler diye. Onun haricinde bu işten bir maddi kazancımız yok. Hatta hani sana söyleyeyim bunu. Mesela Isparta'da olmuş olsaydın ben şöyle yapacaktım. Senin arabanı alacaktım, katacaktım. Üzerine yakıtını koyacaktım. Ondan sonra testini yapacaktım. Test prosedürüm böyle. Yani bana bir 1000 liraya falan mal oluyor yani hiç bir arabanın yani testi. Mazda olduğu için özellikle hiç gerek yok zaten. Kanal böyle büyüdü. Şimdi yavaş yavaş firmalarla iletişime geçiyoruz. İletişime geçmek için de hani abone sayına bakıyorlar. Tabii ki. Benim hani 100.000'in üzerinde izlenmiş araba videolarım var. Ama önemli olan abone sayısı. Siz de abone olun. Daha ne diyeyim yani? Abone olun evet. Yani, yani bu kadar kaliteli içeriğe bak, bence kaçırmayın. Ona da oran vereyim. Rakamsal konuşalım. En çok izlenen otomobil videosu Chery Omoda 5. 115.000 izlenmiş. Abone olanlar sadece %1.2. Olmaz böyle. Böyle olmaz böyle yani. Olmaz. Ya gerçekten. Hakkını verin yani. Çok zor bir şey değil abone olup like atmak. Bedava. Evet. Bedava arkadaşlar. Evet. Destek olanlara çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir inceleme oldu. Gayet güzel bir test oldu. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Eklemek istediğim yalnızca bu araçları almaktan çekinmesin insanlar. Ben böyle diyorum. Evet. Çünkü hani satması zor diye söylenir. Tabii ki normal güncel popüler markalara göre zor olabilir. Fakat ben bu aracı yaklaşık 2 ay önce ilana koydum. 4 ay önce pardon Mart ayında ilana koydum. Bir ayda araç yaklaşık 9.000 gösterim aldı. 150'ye yakın favorisi vardı ve 30'a yakında mesaj geldi. Ki ben hani piyasanın yalan yok bir tık üstüne koymuştum normal gideceği fiyatın. Aslında ilgi alaka yoğun. Hani her malın bir alıcısı vardır derler, buna katılıyorum. Yeter ki aracın eli yüzü düzgün bir araç olsun. Evet. Servisle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşadın mı? Hiçbir sorun yaşamadım. Zaten son bakımlarını, daha doğrusu ben aldıktan sonraki bakımlarını Mazda servisinde yaptırmadım. Hani kilometresi fazla olduğundan dolayı garanti kapsamını tabii da olmadığı için. Dışarıdaki Mazda servislerinde yaptırdım. Tanıdığım birkaç iyi usta var Mazda. Söyle onu da hani reklam olmaz. İkinci bize. Otomotivdi yanlış hatırlamıyorsam. İkinci. Aynen. İsmini hani yanlış vermiş olabilirim ama evet, hatırladığım kadarıyla Başakşehir'de yeri. Usta çok iyi. Sağ olsun yardımcı oluyor her konuda. Fren ödülünü değişti. Arabanın sıvı bakımlarını vesaire yeniledi. Zerotu da orada değiştim. Hani zaten sizi bakımdan bakıma sanayiye sokan bir araç. Asla sorun yapan, arıza yapan bir araç değil. Hani neyde zorlanırsınız? Bir kaza yaptığınızda Allah korusun. Aracın kaporta aksamında veya aracın büyük parçalarında nedir? Motoru, şanzımanı gibi. Hani bunları çıkma bulacağınız durumda belki diğer markalara göre daha zor bulursunuz. Ama tabii ki kimse aracı kaza yapmak için almıyor. Hani bu her markada bu risk var. Evet. Ben kesinlikle tavsiye ederim. Hani almayı düşünüyorsanız mutlaka bir Mazda kullanın. Hani kullandığınızda zaten fikriniz değişir. Hani bu aracı alacağım derseniz. Bence aracı satmak için değil, binmek için alın. Son olarak da bunu söyleyeyim. Çok güzel. Mazda'nın sahibi Antalya'da şöyle demişti. Ondan da bunu öğrenmiştim. Mazda ruh gibidir. Girdiğinde çıkmaz. Çok doğru. Çok doğru. O zaman videoyu sonlandıralım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Gayet güzel. Yine sağlık. Teşekkür ederim. Tanıştığıma da çok memnun ben oldum. Ben de çok memnun oldum abi. Gayet güzel oldu. Bakalım inşallah yeni bir dostluğun, yeni bir arkadaşlığında başlangıcı olmuş i̇nşallah olur. İnşallah abi. Ben de senin aracımı kısa test ederim çünkü aslında bundan sonra ya ikisi de kararsızım ya eğer bir hani şöyle önümüzdeki sene aslında evlenmeyi düşünüyoruz. Ya o araya kadar Mazda 3 alıp evlendikten sonra MX-5 gibi bir şey düşünüyorum ya da biraz daha dişimi sıkıp direkt MX-5 düşünüyorum. Ya biraz karışık olduğu için evet, ama alma şeyim de var. İnşallah. Hevesim de var. İnşallah. Yani benim kasayı alırsan biraz daha konforlu yani o direksiyonu da hissedersin zaten şimdi kullanıyorsun. Aynen. İlla biraz gezeriz yani. Kapatayım artık. Kapat abi.